TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Mor Sümbül. Ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedelere seslendi. Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura 10 gün kala Ankara'da kritik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Biz bu vatanı sokakta bulmadık, vatanı seven sandığa gelsin" dedi. Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü ileri sürülen Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken bıçaklayarak öldüren ve 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı. "34. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun katıldığı törenle başladı. Bakan Kasaboğlu, fuar İzmir'deki organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada İzmir'in sanayisi, turizmi ve tarımıyla her alanda marka şehir olduğunu ifade etti. CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel'in yerine parti meclisi üyesi olan Devrim Barış Çelik getirildi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İnciraltı planlarıyla ilgili kendilerine hiçbir şey sorulmadığını ve hiçbir görüş ifade etmedikleri beyanına tepki göstererek "İzmir yalanlarını artık yutmuyor bilesin" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin önceki dönemlerde görev yapmış il başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanlar Zirvesi'nde 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu masaya yatırıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal genel seçimlerin ikinci turu öncesi ilçe örgütüyle bir araya geldi. Bine yakın partili ile koordinasyon merkezinde buluşan Başkan Sandal, "Bizim mücadele anlayışımızda karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Bu ülkenin tüm renkleriyle tek yumruk olacağız ve ikinci turda mutlaka biz kazanacağız" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Çankırı, ikinci tur stratejisinin mercek altına alındığı toplantıda, "Depremin ikinci gün sandık koyulsaydı, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yine birinci çıkardı" dedi. Türkiye'nin en çok mavi bayraklı plajına sahip Seferihisar'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla plajlar yaz tatilini geçirecek vatandaşlar ve Seferihisarlıların hizmetine hazır hale getirilecek. Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızdaydık. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.